Ben sizin bu tarafın olaylarına yetişemiyorum. Yemin ederim cinayet şube daha sakin ya. Yemin ediyorum öyle, biliyor musun? Cinayet bile var yani, düşün. Ne cinayeti? Ne cinayeti be? Ha? Şeyden bahsediyor bu. Önce Elif geldi, daha sonra Didem geldi, Şebnem'i suçladı cinayetle alakalı. Ondan bahsediyor. Aynen. Aynen öyle. Ha, onu diyorsunuz. Ha. Vallahi agacım, o iş sende. Çünkü zamana gelince anlatacağım dedin, söz verdin, haber bekliyorum ben senden. Ortalık karışık zaten. Ben de anlamadım ne yaptıklarını ya. Bir tarafta Didem, bir tarafta Şebnem, Melisa. Evet. Aysel Hanım. Hı. Karışık. Bir bitmediler yani, özetle. Büyük büyük laflar. Bak, savaş başladı, savaş bitmedi falan. Hiç sorma ya. Hayır arkadaş, mükemmel bir hayatınız var. Yediğiniz önünüzde, yemediğiniz arkanızda, her şeyi rahatça yaşıyorsunuz. Batıyor, batıyor. Rahatlık batıyor. Hayır arkadaş, otur evinde, tadını çıkar değil mi yani? Aynen öyle. Dur kenarda, izle. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Siz bence karışmayın. Neden diye soracak olursanız. Neden? Kadınların işine akıl sır ermez abi. Ben kadınları tanırım çünkü. Doğru. Bak, hak veriyor. Yalnız Mesut, sen iyi yaptın ya bu evden taşınmak. İyi bir fikirdi. Yoksa böyle bunlar birbirleriyle karşılaşınca birbirlerini girerlerdi. Değil mi? Çok doğru. Şebnem öfkeli. Didem Fizan'a kaçsa gider bulur, ben size söyleyeyim. Allah, Şebnem yengem de sıkıntı ha. Tehlike ha vallahi. Ay salak kafam. Ah. İyi günler. Ah. Mesut hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Şey, biz eve gidecektik de çocuklar şey olunca Şebnem'i bekleyelim dedik işte. Ne olunca? Ya Şebnem nerede? Söylesenize ne bu haliniz? Ya Onur çocukları aldı götürdü. Şebnem de duyunca tabii delirdi. Ne demek çocukları götürdü? Sevgilim. Ne yaptın çocukları? Getirdim. Yukarıdalar anneanneleriyle beraber. Bir şey merak ediyorum. Seni bu kadar öfkelendiren ne? Onur'la Didem'in evliliğinde. Seni bu kadar rahatsız eden ne? İstemiyorum çünkü. Çocuklarıma annelik yapmak isteyecek. İyi de bunu yapamaz. Ece de Emre de akıllı çocuklar. İzin vermezler buna. Orası öyle de. Ne bileyim, korkuyorum işte. Bu bana olan hıncını çocuklardan çıkarır falan diye. Şebnem, gidelim o zaman. Kaçıncı kez söyleyeceğim, yurt dışına gidelim, yerleşelim. Çocuğunu görmek istiyorsa atlasın uçağına, gelsin. Bu Didem'le işim bittiğinde zaten gerek kalmayacak. İyi de ben çok sıkıldım. Hayatımızı yaşayalım ya. Haklısın. Haklısın, tamam. Düşüneceğim bu yurt dışı işini. Bana biraz zaman ver, olur mu? En azından yaza kadar. Çocukların da okulu var biliyorsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.